Sevgili halkım, benim tek gayem var. Onarıcı, telafi edici, birleştirici, kucaklayıcı liderlik yapmak. Geleceğin yeni nesil liderlerine ortamı hazırlamak. Ben bunun için Millet İttifakı'nın adayı seçildim. Ben ün peşinde değilim. Kişisel güç peşinde değilim. Ülkemizi rayına oturtacağım ve sonrasında da torunlarımla ilgilenmek üzere emekli olacağım. Millet iktidarında önce ekonomiyi düzelteceğiz. Toplumu güçlendireceğiz. Devleti toparlayacağız. Türk, Kürt, Sünni, Alevi, inançlı, inançsız herkes insanca yaşamayı hak ediyor. İnsanların yaşam sevincini geri vereceğiz. Finansal ve demokratik istikrarı getireceğiz. Temiz yatırım çekeceğiz. Enflasyonu düşüreceğiz. Halkımızın sürüklendiği bu fakirleşmeye son vereceğiz. Kurumlarımızı akılla, bilimle, erdemle ve liyakatle yöneteceğiz. Tüm depremzedelere söz verdim. Depremzedelerimizin evlerini, iş yerlerini inşa edeceğiz. Tek kuruş almayacağız. Türkiye'de depreme dirençli, iklime dirençli kentler inşa edeceğiz. Ev kadınlarını sosyal güvence altına alacağız. Emeklilik hakkı vereceğiz. Kadına şiddete sıfır tolerans göstereceğiz. Aile destekleri sigortası ile tüm sosyal yardımları tek çatıda toplayacağız. Hiçbir ailenin geliri asgari ücretin altında olmayacak. Bu destek mutlaka ama mutlaka kadının banka hesabına yatırılacak. Eğer kadın isterse adına bir altın hesabı açılacak ve aile destekleri sigortasından doğan bu hakkı hesabına nakit para yerine altın olarak yatırılacak. Böylece hiçbir yoksul ailenin elektriği, suyu, doğalgazı kesilmeyecek. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Sevgili halkım, gençler dersleriyle, arkadaşlarıyla, hayalleriyle ilgilenmeleri gereken yaşta ekonomik kriz ve gelecek endişesiyle cebelleşiyorlar. Bu tarihi seçimde gençlerin rolü büyük olacak. Değişimin gücü gençlerin elinde. Onlara söz veriyorum. Bu sistemi değiştireceğiz. Adaleti getireceğiz. Fikir özgürlüğünü sağlayacağız. Hak ettikleri yaşama kavuşmaları için bu ekonomiyi düzelteceğiz. Yapacak çok işimiz var. Bu ülkeyi el birliğiyle ayağa kaldıracağız. Gençlere ihtiyacımız var. Devletin kaynaklarına çöreklenmiş çetelerin halkımızdan 20 senede çaldığı para 418 milyar dolar. Çok büyük para. Bu para millet için kullanılmış olsaydı Türkiye'deki 400 bini aşan riskli bina dönüştürülebilirdi. Bu parayı çetelerden tahsil edeceğim. Son nefesime kadar o paranın halkımıza geri verilmesi için mücadele edeceğim. Ve o para halkın cebine girecek. Hak ettiğimiz hayatı inşa edeceğiz. Herkesin onurlu yaşam hakkını koruyacağız. Kaybolan neşemizi kazanacağız. Sevgili halkım, önümüzde tarihi bir seçim var. Sandığa giderken şunu iyi düşünün. Önümüzde iki Türkiye var. Açgözlülerin, 3-5 maaşlıların, yandaşlarını kayıranların, adaletsizliğin ve halkı fakirliğe sürükleyenlerin Türkiye'si mi? Yoksa aklın, demokrasinin, hakkın, hukukun, müreffeh Türkiye'si mi? Değişim sizin elinizde. Hak ettiğimiz Türkiye'yi Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında inşa etmek sizin elinizde. Her bir vatandaşın çalışarak, onuruyla, haysiyetiyle yaşayabileceği bir ülke hak ettiğimiz gelecektir. Hak ettiğimiz düzen herkes için fırsat, refah ve iş üreten bir Türkiye'dir. Zengini daha zengin, fakiri daha fakir eden bir ülke değil. Bu değişim yakın. Emin olun. Bu güzel ülkeye baharlar gelecek.